Hey! Ne olur bu olmasın. Hayır! Hangi anahtardı? Tamam bu. Belki de değildir. Ah, bu çok can sıkıcı. İşte bu yüzden bir şoförüm var. Bu olması lazım. Ah, sonunda. Bu harika bir pilot. Umarım saçlarım mahvolmaz. Oh, olamaz. Ayakkabım. Sizi yakaladım hanımefendi. Oh, ne güçlüsün. Ah, ne uyumuşum ama. Ah, yüzümü yıkasam iyi olacak. Biraz yüzümü yıkadıktan sonra kendimi iyi hissediyorum. Şimdi sıra durulamada. Ha? Su nerede? Peki o zaman. Ah, bu işimi görür. Doğa ananın duşu. Güzel kokuyorum. Tertemiz oldum. Sanırım para harcamakla geçireceğim bir diğer yoğun gün. Onu da birinin yapması lazım. Ah, kendimi harika hissediyorum. Kısa bir duş alayım. Nasıl yani? Olamaz. Su mu? Bu işe yaramaz. İşte böyle daha iyi. Bu cildime iyi geliyor. Ah, altından sabun. Çok çok özel bir şey. Hassas ciltler için ideal. Pahalı zevklerim var. Yüz maskemi alayım. Böyle iyi görünmek bayağı paraya mal oluyor. Bu kadar yeter. Teşekkürler. Cennette gibiyim. Kendime özel bir zamana ihtiyacım vardı. Daha fazla baloncuk olmasını istiyorum. Hemen şimdi. Öğle yemeği vakti. Nihayet. Çok acıktım. Bütün sabah bunu bekliyordum. Sadece sinekmiş. Fena kokmuyor. Hayır, iğrenç kokuyor, bunu yiyemem. Her neyse. Hey, bir fikrim var. İşte budur. Oh, hazır erişte. Güzel. Bedava yemeğe bayılıyorum. Biraz su ekleyeceğim. Ve bu kalemlerde yemek çubuğu olacak. Ne yoğunmuş. Bu düşündüğümden daha zormuş. Vazgeçtim. Lezzetli. Pardon. Burada servis çok kötü. Hanımefendi, bugünün spesyalitesi. Bu çok çok fakir bir şey. Demek bize sevmiyorsunuz. Hemen dönerim. Çok taze suşiler. Hayır. Ne zor beğeniyor. Sen ne dedin? Babamı mı arayayım? Lütfen yapmayın hanımefendi. Ne yapabileceğime bakacağım. Oo, bu kekler çok lezzetli görünüyor. Bunları bırakabilirsin. Afiyet olsun hanımefendi. Bunları internette paylaşmam lazım. Ah, yemeğim gelsin. Bunlar en saf elmaslar hanımefendi. Yine mi elmas? Ne sıkıcı. Oo, altın. Çok harika. Teşekkür ederim. Çok leziz görünüyor. Sanırım elmasları da denemem lazım. Şefe tebrikler. Doydum. Artık bir lokma bile alamam. Al bakalım. Bunu hak ettin. Vay canına, şu kıyafetlere bak. Bu çok heyecan verici. Aman tanrım, güvenlik. Her şey çok hoş. Vay canına, bu gözlük müthiş. Bu ayakkabılara bayıldım. Şapkaları hep sevmişimdir. Bu kadar yeter. Hey, onların parasını ödeyecek misin? Evet, bir saniye. Bekliyorum. İşte burada. Örümcek. Neyin var? Bu sadece benim evcil hayvanım Frank. İşte, para da burada. Üstü kalsın. Bu nedir? $1 mı? Daha fazla mı istiyorsun? Affedersiniz. Tabii ki hanımefendi, yardım isterseniz lütfen bildirin. Bu elbise hoşuma gitti. Alıyorum. Harika bir seçim. Sen buraya gel. Bu ayakkabıları istiyorum. Harika. Sanırım bunları da alacağım. Hiç sorun değil hanımefendi. Ne gün ama. Artık emekli olacağım. Sanırım hepsi bu. Yine bekleriz hanımefendi.
Vay canına. Oo, şu derinin kokusuna bakın. Bu ayakkabılar olmazsa olmazınız. Yakın arkadaşınız çok kıskanacak. Kıskanacak mı? O zaman onları almam lazım. Hanımefendi, bana o ayakkabıları al hemen. Derhal hanımefendi. Bu harika ayakkabılar için beni arayın. O ayakkabıları ben alayım. Buyurun. İşime hastayım. Hanımefendi, ayakkabılarınız. He? Dikkat edin. Oh, hanımefendi çok üzgünüm. Lütfen beni işten atmayın. Güle güle. Selam. Oh, kalemim. Artık hazırım. Nerede şu? Harika, kalemimi unutmuşum. Oh, buldum. Babam hep paranın her şeyi çözeceğini söyler. Hey sen, buraya gel. Bana derste yardımcı olursan bu para senin. Anlaştık. Kolay para. Zormuş. İşte böyle. Bunu daha önce düşünmeliydim. Maniküre ihtiyacım var. Ben zaten niye okula gidiyorum ki? Hey, buraya gel. Dikkatini ver. İlginç. Bunu bilmiyordum. Ah, bu çok kötü gözüküyor. Doğru mücevheri bulmak çok zor. Bu iyi gözüküyor. Biraz ufak ama iş görür. Hayat çok zor. Yine elmaslarımı kendim temizlemem gerekiyor. Vay canına, bu video müthiş. Yok artık. Evet, gelmeye devam edin. Bu çok harika. Benim de video yayınlamam lazım. Bu yararlı olabilir. İşe koyulma zamanı. Ah, işte bitti. Şimdi oynatalım. Oh, mikrofon kontrol 1-2. Anlaşıldı. Test test. Alo, sorun yok gibi. Aydınlatmanın harika olması lazım. Şimdi yayına başlayalım. Bu nasıl oldu şimdi? Takipçilerim için hep çok güzel görünmem lazım ki zaten öyle görünüyorum. Canlı yayına geçelim. Selam arkadaşlar, sizin için harika bir yayın planladım. Desteğiniz için teşekkürler. Siz en iyisisiniz. Şimdi eğlenceli bir şey deneyelim. Daha çok abone lazım. Vay canına. Çok popülerim. Daha çok istiyorum. Bağışlarınızı göndermeye devam edin arkadaşlar. Vay canına, sizi çok seviyorum. Yaşasın. Ha? Rüya görüyormuşum meğer. Kendimi fakir sandım. Oyun oynamak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok gerçekçi. Kendimi normal biri gibi hissediyorum. Düşünebiliyor musun? Çok eğlenceli. Of, ama berbat. Yok artık, olacak şey değil. Nihayet eve varabildim. Sonunda bu ıslak kıyafetlerden kurtulabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Küvette güzelce bir banyo yapacağım. Bu beni ısıtacaktır. Suyu birazcık açayım. Hadi artık ak. Bir saniye, bu nedir? Bu bir mesaj mı? Ne, su yok mu? Ne kadar kötü bir gün bu böyle. Şimdi ne yapacağım ben? Ashley, neler oluyor? Gidip bir kontrol etsem iyi olacak. Her şey yolunda mı? Anne, bakma bana. Kıyafetlerinin haline bak. Ne oldu sana böyle? Yağmur yağıyordu ve bir yerde bir su birikintisi vardı. Sonra bir araba üstüme su sıçrattı. Zavallı kızım, seni temizlemem gerek. Teşekkürler anneciğim. Her şeyin en iyisini sen bilirsin zaten. Dök dök. Al bakalım, yüzünü de yıka. Bu çok iyi geldi. Hadi topu yakala. İşte geliyor. Yakaladım işte. Tatlı kızım benim. Hadi şimdi farklı bir oyun oynayalım. Beni yakalaman gerekiyor. Evet, sonra dedim ki bu da ne? Yere düştüm anneciğim, çok acıyor. Dirseğimi incittim. Geliyorum tatlım, bir bakayım dirseğine. Yara bantımız yok ama yaprağımız var, bakalım. İyi misin tatlım, bir bakayım. Para her şeyi iyileştirir. Gerçekten mi? Bu çok aptalca görünüyor yalnız. O şey yaprak mı yoksa?
Ah olamaz, pencere açık. Burası çok soğuk oldu. Kızla üşümeden hemen kapatalım. İyi misin tatlım? Ah olamaz, ateşi var. Bir doktorla görüşebilir miyim? Biri beni mi aradı? Aa, geldiniz demek. Bir şeyler yapmalısınız. Hey, bu Alice stetoskop denen şey mi? Hep bunu yapmak istemişimdir. Ah kulaklarım. Bunu yapma tatlım, üzgünüm. Evet, kızınız kesinlikle hasta. Bu ilacı alması gerekiyor. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Biz zenginiz, unuttunuz mu? Aa, bu çok büyük para. Bir düşünelim. Bunu deneyin, bu işi kolaylaştırır. Ah, bu daha iyi. Doktor, buraya bakar mısınız? Şimdi ne var? Dur, tahmin edeyim, başka bir hasta çocuk mu? Sanırım yanında biraz daha ilaç var. Al bakalım. Ah, çok teşekkür ederim. İlacını alma vakti geldi. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Tadı da eminim güzeldir. Tamam, bu kadar yeter. Keşke benim de bir şırıngam olsaydı. Bunu içmen gerekiyor tatlım. Ne yapacağım şimdi ben? Hadi kocaman aç. Aferin kızıma. Nefismiş anneciğim. Teşekkürler. Sanırım şimdiden işe yarıyor. Vay canına. Çok kolay halletti. Bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu lollipop kalıbını alıp ilacı bu kalıplara döküyoruz. Ve şimdi bize tahta çubuklar lazım. Çubuğu ilacın içine yerleştiriyoruz. Diğerini de aynısını yapıyoruz. Sonra katılaşana kadar da bekliyoruz. Tamamdır, artık hepsini kalıptan çıkarabiliriz. Güzel görünüyor. Bak bende ne var canım. Al bakalım tatlım. Sen lollipopu çok seversin. Ver hadi. Tadı güzel değil mi? Hepsini yemen gerekiyor. Ha, geciktiğimiz için üzgünüz. Mandy kontrol için gelmişti. Ama sizi uyarıyorum, nefesi fena kokuyor. Sorun yok, otur bakalım. Bunu yapmak zorunda mıyım? Ha, buna bakmam lazım. Alo. Bu lollipop çok güzel. Aa, ver onu bakalım. Sen kendini başka bul. Hey, peki o da nedir? İşte aldım. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Aa, beni kandırdın. Vay canına, dişlerin felaket durumda. Hiç diş ipi kullanıyor musun sen? Biraz zaman alacak. Bunu söyleyeceğini düşünmüştüm. Bu eğlenceli görünüyor. Yapma canım şunu. Komik değil, itiraf et. Mandy, terbiyeli ol. Kusura bakmayın lütfen. Karşılığını ödüyorsanız sorun yok tabii. Şunu yerine kaldıralım. Hey, bu şey de nedir? Sen ciddi misin? Bana bak, şimdi bir diş hekimi oldum. İşte zahmetiniz için küçük bir şey. Madem öyle diyorsunuz. Şimdi kımıldama. Bu biraz can sıkıcıdır. Lütfen bunu yapma. Konsantre olmaya çalışıyorum. Sanırım işimiz bitti. Duydum anneciğim, bak dişlerim pırıl pırıl oldu. Bir bakayım. Çok güzel görünüyorsun tatlım. Artık gidebilir miyiz? Tabii ki. Bu yeterli mi? Bir dakika. Aslında hepsini al gitsin. Hadi Ashley. Hadi çekinme kızım. Sıradaki kurban. Yani hasta sizsiniz, buyurun. Anneciğim, içimde kötü bir his var. Hadi diş hekimine göster de şimdi canım. Zorunda mıyım? Korkuyorum anneciğim. Vay canına, çok kötüler. Çekmemiz gerekecek. Buna bakamayacağım. Sence ben nasıl hissediyorum? Sanırım işimiz bitti. Bence çok iyi iş çıkardım. Nasıl görünüyorlar? Ne güzel oldu gülüşün. Size ödemenizi yapayım. Alın bakalım, her kuruşuna değdi. Ashley, artık şekerleme yok, tamam mı? Hadi eve dönelim. Teşekkürler. Arkadaşınıza benden bahsedin. Bu gerçek para mı? Bunun bitmesine sevindim. Unutma, artık abur cubur yok. Aklıma bile getirmem artık. Bana güvenebilirsin anneciğim. Evet, biliyorum. Sonunda biraz rahatlayabiliriz. İşte. Tam fırsatı. Yavaş ve sakin ol. Annemin anlaması imkansız. Bunu dört gözle bekliyordum. Nefis. Birbirinden tatlı şekerlemeler. Daha çok istiyorum. Sen ne yapıyorsun? Onlar şekerleme mi? Ver bakayım onu bana. Bu büyük haksızlık ama. Dişlerini düşün. Artık yeter. Ben odama gidiyorum. Ciddi misin sen? Hiçbir şey öğrenmiyor. Eğer evde şekerleme olmazsa hiçbir şey de yiyemez, değil mi? Ona şu an iyilik yapıyorum. Bu fedakarlığı göstermem lazım. Çok iyiymiş gerçekten. Sonuçta bir parça şekerlemeydi. Bundan eve daha fazla almam lazım. Tabii ki kendim için. Daha çok yemek istiyorum. Bir dakika, o ses de ne?
Hayır, buna inanamıyorum. Burada neler oluyor? Açıklayabilirim. Şekerlemelerimi mi yiyorsun? Beni nasıl kandırırsın böyle? Of, işte şimdi kendimi kötü hissettim. Belki bu şekerleme beni nişelendirir. Bir dakika, bir fikrim var. Bu yapışkanlık hancıyı kapının kenarına ve bir tane de kapıya yapıştırıyoruz. Bununla bir kasnak sistemi oluşturacağız. Şimdi biraz ipe ihtiyacımız var. İpi şekerleme paketine bantlıyoruz. İşte artık hazır. Şimdi şekerlemenin tadını çıkarabilirim. Eşli odaya girdiğinde şekerleme yok oluyor. Aha, merhaba tatlım. Şekerleme yemiyorsun değil mi? Gözüm üstünde. Görüşürüz canım. Aramak kalmıştı ama güzel atlattım. Bu çok kötü, hem de çok kötü. Feyaldıma inanamıyorum. Annem bu işe çok kızacak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Oh. Ama elimden geleni yaptım. Ailemizi çok utandırdın. Ay, olamaz. Bunu önlemem lazım. Ama ne yapabilirim ki? Bir dakika, buldum. Sanırım hazırım. İşte annem geliyor. Mandy, sen ne yapıyorsun? Alışveriş yüzünden yorulmuş olmalısın anne. Dur, rahatlamana yardım edeyim. Peki. Beni banyoya mı getirdin? Tabii ki. Beni şımartıyorsun ama. Ferahlatıcı bir içeceğe ne dersin? Çok güzel görünüyor. Canına. Bana bunun tarifini vermelisin. Hadi şimdi yüz maskesini dene. Çok iyi geldi bu. Şimdi seni bu altın pul yağmuruna tutacağım. Bunları çok sevdiğini biliyorum. Bunu dediğini unutma sakın. Bu arada sınavdan bu not aldım. Düşündüğüm kadar iyi yapamamışım. O bir F mi yoksa? Nasıl yani? Biraz daha altına ne dersin? Bu seni her zaman mutlu eder. Kes şunu Mandy. Ben de bunun olmasından korkuyordum. Yapacak tek bir şey var. Ne yapıyorsun? Hadi seni şu gerginlikten kurtaralım. Doğrusu bu çok iyi geldi. Buna kolaylıkla alışabilirim. Şşşt, sakin ol bebeğim. Canına ne gün ama. Chico Miko. Kimin bebeği en şirinmiş bakalım? Selam. Sen onları aldırma tatlım. Seni duyabiliyorum yalnız. Vay canına. Yine mi paparaziler? Buna inanamıyorum. Tut şu bebeğimi. Ne yapıyorsun? İmzanızı alabilir miyim? En büyük hayranınızım. Ben de imzanızı istiyorum. Birazdan dönerim. Havadan bebek mi ya ne? Dostum eşliğine yazar mısınız? Sadece ismimi yazsam nasıl olur? Saçınız yumuşacık. Lütfen yapma şunu. Ciddiyim, kes şunu. Memur bey bakar mısınız? Şu an çok kızgınım. Ünlüleri taciz etmeyin. Ve bebeklerinizi de yalnız bırakmayın tabii. Hapis sizi bekliyor. Hayır, bu olamaz. Turuncu hiç benim rengim değil. Canım bebeğim. Anne seni çok özledi. Güzelce parlamaları lazım tatlım. Bu nasıl oldu anneciğim? Aferin sana ufaklık. Ve güzel prenses mağazadaki indirme cesaretle daldı. Canına çok cesurmuş. Sonunda rüyalarındaki elbiseyi almıştı. Akşam yemeği zamanı. Bakalım neler varmış. Karnım çok acıktı. Benim yemeğim nerede? Evet, bizi besleyin. Alın bakalım. Umarım tatlı seviyorsunuzdur. Bir bakalım. Bu nedir? Küp şeker mi? Açıkçası bu büyük hayal kırıklığı oldu. Şaka mı bu? Anne, müdürle konuşmak istiyorum. Bir şey yapamam. Ben bunu yemem anne. Bize başka bir şey vermen lazım. Sana karşılığını veririm. Hallet şu işi. Peki. Yemeğimiz nerede kaldı? Parmaklıklara bak. Bir dakika. Bu şekerleme mi böyle? İşte bu olur. Nefis. Teşekkürler. Bu müthiş. Yalnız kimseye söyleme. Neden bu kadar uzun sürüyor? Parmaklıkları yemeye başla. Sen çıldırdın mı? Canına bu inanılmaz. Belki de hapis o kadar kötü bir yer değildir. Bir de hiçbir suç yanına kalmaz derler. İşte yemek geliyor. Ben de dört kez de bunu bekliyordum. Çorba mı makarna mı? Erişti değil mi? Hayır, hadi keyfini çıkar. Bu kötü bir şaka falan herhalde. Her neyse, hiç yoktan iyidir. Bunu beklemiyordum. Paylaşalım mı? Hayır, onu istemiyorum. Ben şekerleme istiyorum. Sen neden bahsediyorsun? Yok artık. Çok güzel. Buna bayılırdınız. Ama... Merak etme, annenin bir planı var. Bize lezzetli bir şey yapacağım. Sadece bir mum lazım.
Kaşığı ateşin üstünde tutup şekerin erimesini bekliyoruz. Ama yanmamasına dikkat ediyoruz. Şimdi bunun karamel rengine gelmesini bekleyelim. Çok güzel kokuyor. Şimdi kaşığın üstüne tahta bir çubuk koyup şekerin sertleşmesini bekliyoruz. Bak, bir lollipopumuz oldu. Bu bir hapishane lollipopu. Üstelik harika görünüyor. Hadi al bir dene. Vay canına, teşekkürler anne. Tam istediğim şey. Umarım hoşuna gider. Bayıldım anneciğim. Vay canına, bu kitabı elimden bırakamıyorum. Acaba bundan sonra neler olacak? Ha, neler oluyor? O tuvalet kağıdı mıydı? Hayır, sen ne yapıyorsun? Ah, kes şunu. Neler yaptığına bir bak. 800, 900. Bu ne? Ah, üzgünüm. Tuvalet kağıdı rulosunu hemen bırak ufaklık. Gel buraya. Bunu yapamazsın. Kuralları biliyorsun. Üzgünüm anne ama canım sıkılmıştı. Ah, şu şirin yüze bakıp nasıl kızgın kalabilirim ki? Yalnız bir daha bunu sakın yapma. Bir düşüneyim. Bir saniye. Belki bu bantı kullanabiliriz. Bunun bir daha olmamasını nasıl sağlayacağımı biliyorum. Hadi başlayalım. Tuvalet kağıdını sarıyoruz. Sonra da bantı kağıdın üstüne koyuyoruz. İşte bu kadar kolay. Bak. Vay, ver bana. Kopar kağıdı. Tamamdır. Ve rulonun gerisi böyle kalıyor. Sen neden bahsediyorsun? Her neyse, seni memnun etmek çok kolay zaten. Anne, wow! Aha, tamam bekle, tamam tatlım. Tuvalet kağıdını alıyorum. Hangi rengi istersin? Hiçbirini. Sonra yok, orada bekle. Sarıya ne dersin? Peki ya yeşile? Sen yeşili seversin. Hayır, sen benim ne istediğimi iyi biliyorsun. Tabii ya, ne şapşalım. İşte hemen buracıkta. İşte benim kızım. Korumamız gereken bir itibarımız var. Ondan önemlisi yok. 200 yeter mi? Neyse. Bence bütün ruloyu al. Teşekkürler anneciğim. Ve anne de kendine birazcık saklasın. Acil durumlar için anlarsın ya. Hey, ne oluyor? Çekil önümden. Ben geçiyorum. Oo, şuna bak. Vay, harika bir başkan olurum. Ben adaylığımı açıklıyorum. Müstakbel başkanınızla konuşuyorsunuz. Anlaşılan bir rakibim var. Oo, demek öyle ha. İyi şanslar. İyi ki ders bitti. Ha? Justin ne yapıyor? Lily, dur halledeyim. Ah, teşekkürler Justin. Seni sinsiz seni. Kesin yüz alırsın. Yardım edeyim seni. Sen bana bırak. Şu tarafa mı? Oy kazanmak için insanların gözünü boyuyor. Üstelik işe yarıyor. İnanamıyorum, bu hiç iyi olmadı. Anlaşılan ben de tempoyu arttırmalıyım. Yeni bir yaklaşım gerek. Buldum galiba. Neyse ki buna hazırlıklıyım. Bu gidişle epey oyalayacağım. Kesinlikle kazanacağım. Justin şimdiden geriye düştü bile. Ha? Buraya ne zaman alarm kurulmuş? Pekala, doğru karakola. Hayır, olamaz ya. Yeni bir plan lazım. Yapabileceğim bir şey olmalı. Wendy ne yapıyor? Ah, tırnağım. Bu durumu kullanabilirim. Kahramanlık zamanı. Şuraya otursam olur mu? Aa, bana ne? Biraz yardım ister misin? Kolumu mu açacaksın? Buyur lütfen. Dur bakalım. Açabilirim. Tabii, bekliyorum. Bir dakika. Sanırım nasıl açacağımı buldum. Şuna bak. Bağcımı şişeye şöyle doluyorum. Sonra da çekiyorum ve kola açılıyor. Oo, müthişmiş. Aman tanrım, daha iyice. Ben seçildiğimde kola kapakları kolayca açılacak. Benim oyum mu sana? Hey millet, şuraya bakın. Eşinin kola şişesi açma tekniğine bakın. Göstersene. Al, benimkini aç. Pekala hanımlar, ama sadece sizin için. Nasıl ya? İyi de bana oy vereceklerdi. Artık vermeyecekler. Onu hafife almışım. Buraya dikkat edin arkadaşlar, çok önemli. Şişt, hey çocuklar. Ne? Bakın bende ne var. Güzel görünüyor. Bir oyunu alırım.
Tamam, sen ver de. Ha? Justin, sınıfta abur cubur yasak. Pardon hocam, bir daha olmayacak. Olmazsa iyi olur, yoksa ceza yersin. Altı üstü bir sakızdı. Çok saçma. Aman ne güzel, eş de geldi. Selam arkadaşlar, harika bir gün değil mi? Üstelik masa tenisinde hala yenilmedim. Susmak bilmez mi bu ya? Bir dakika, bir fikrim var. Sakızımı nasıl dağıtacağımı buldum. İşe koyulma zamanı. Önce kalemimden silgiyi çıkarıyorum. Sonra bir sakız alıyorum. Yuvarlayıp minik parçalara bölüyorum. Sonra da kaleme takıyorum. Başka kalemlerle de yapalım. Gayet gizli oldu. İşte bununla oy toplanır. Oo, teşekkürler. Çok güzelmiş. Al bakalım. Teşekkürler. Bir de sana. Ha? Bu da neydi şimdi? Sırada kim var? Oo, buldum. Nasıl ya? Kim attı bunu? Oo, sakız. Neler oluyor? Şimdi oyların akışını izle. Olamaz. Justin tekrar öne geçti. Herkesin sakızı var. Akıllıca değil mi? Kendini çok zeki sanıyor. Bunu daha önce hiç fark etmemiştim. Bir dakika. Buldum. Ne yapacağımı biliyorum. Şu masa tenisi topunu kullanabilirim. Şu pergelle üstüne bir delik açalım. İyi başladı. Şimdi büyütelim. Bunun için de kalemi kullanabilirim. Silgiyi topun içine sokacağım. Sonra da şu simli köpük lazım. Üstüne bir flamingo çizelim. Neyse ki resimde iyiyim. Hey, gayet güzel oldu. Şunu kesip çıkarmam gerek. Gaganın içini keçeli kalemle dolduralım. Sonra da bir göz çizelim. Sıra tutkal tabancamızda. Flamingonun köşesine biraz tutkal sürelim. Sonra da topa yapıştıralım. Tüysüz flamingo olmazsa topun üstüne tutkal sürelim. Bunun için epey bir tutkal lazım. Sonra tüyleri üstüne yapıştırabiliriz. İşte tatlı minik flamingo. Sunny. Yok artık. Ya hadi ama. Şimdi sınırı aştın Ashley. Kıskandın mı? Yetenekliyim işte. İşe yarayacağını biliyordum. Bununla kaç oy kazanırım? Vay, ne çok oy geldi. Oo, güzel olmuşuz. Şu rujun rengine bayılıyorum. Selam Mandy. Çok geciktim. Hiçbir şey kaçırmadın. Eşyalarımı alsam iyi olur. Olamaz. Bu hiç hoş olmadı. Slime'ın kapağı açılmış. Hiç iyi olmadı. Şimdi ne yapacağım? Eyvah. Bu hiç hoşuma gitmedi. Defterimin üzerine de dökülmüş. Ne oldu? Ay, amanın. Bütün ödevlerim mahvolmuş. Bunu artık kullanamam ki. Peki, ağlama. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bu simli jel bana bir fikir verdi. Buldum. Ne yapıyorsun? Bana güven, düzelteceğim. Kolayca onarabilirim. Önce slime bulaşmış kısmı keserek başlıyoruz. Seninle işimiz bitti. Şimdi de plastik bir poşet alıp katlayalım. İçine de biraz pul ve sim dökelim. Çeşitli renk ve türlerden koyuyorum. Epeyce de gerekecek. Sonra da tutkalı dökelim. Şeffaf tutkal lazım. Poşetin dibine biraz tutkal dökmemiz gerekiyor. Bu kadar yeter. Artık poşeti kapatabiliriz. Sonra da tutkalla yapıştıralım. Tam da istediğim gibi. Ardından defteri alıp kapağını açalım. İç kısmına tutkal sürelim. Köşeleri takip ediyoruz. Bu kadar yeter. Artık simli poşeti deftere yapıştırabiliriz. Sağlamlığından emin olmak için iyice bastıralım. Ve tutkalın kurumasını bekleyelim. İşte bu eğlenceliydi. Mandy de bayılacak. Aman tanrım, şuna bak. Müthiş olmuş. Çok yumuşak. Bu en güzel defterim oldu. Teşekkürler Ashley. Lafı bile olmaz. Oyunu bana verirsin artık. Değil mi? Kesinlikle. Ashley'e bir oy daha mı?
Evet, işe yarayacağını biliyordum. Artık kazanıyorumdur. Bu iş iyice kontrolden çıkıyor. Bir şey yapmalıyım ama ne? Sunny'nin kazağı sökülmüş. Ha, işte bu oy kazanmam için yaratılmış bir fırsat. Harika olacak. Hey, bu benimdi. Ne yapıyorsun? Şşş, dursana. Wow. Özel bir şey dönüştüreceğim. Sunny'nin hırkasından biraz yün alsam yeter. Sonra yaratıcılığım konuşsun. Yün ve cetvelle başlayalım. Yünü cetvelin etrafına sarıp toparlıyorum. Fazlalığı kesiyorum. Şimdi de Sunny'nin defteri lazım. Cetveli yan çeviriyorum ve biraz tutkal sürüyorum. Neyse ki elim titremiyor. Sonra da deftere yapıştırıyorum. Yünü cetvelin üstünden kesip çıkarıyorum. Gayet iyi gidiyor. Bunu defterin tamamına yapıp biraz düzelttikten sonra çiçek ekliyorum. Tıpkı çimen gibi oldu. Yumuşacık. Al bakalım Sunny. Vay! Bayıldım. Teşekkürler Justin. Seveceğini biliyordum. Çok rahatlatıcı. Sanki doğadan bir parça gibi. Yünü nereden bulmuş ya? Çok da önemli değil. Oyunu bana atmayı unutma. Peki, tabii ki. Hep işe yarar. Amanın. Umarım Sunny bu hırkayı sevmiyordur. Süre neredeyse doldu. Ay, çok gerginim. Bu zormuş. Hey millet, yardımınıza ihtiyacım var. Oyumu kime versem? Ashley'e mi, Justin'e mi? Cevabınızı yorumlarda okuyacağım. Pekala tatlım. İşte bütün okul eşyalarım burada. Okulda iyi dersler, iyi çalışmalar. Teşekkür. Çantam delindi. Bütün eşyalarım yere saçıldı. Ah tüh, endişelenme canım. Ben düzeltirim hemen. Bakalım, buralarda kullanabileceğim bir şey olsa gerek. Şu çözümü hayata geçirme vakti gelmiş. Tadam, yepyeni bir çantan oldu. Ay, resmen müthiş. Evet, okula gidiyorum. Eve döndüğümde görüşürüz. Evet efendim, bugün okul için hangi çantayı seçtiniz? Bu olmaz, çok sıkıcı ve modası geçmiş. Peki ya mor çantaya ne dersiniz ya da altından yapılana? Evet, bugün kullanmak istediğim bu. Harika seçim. Bayan Emma, buyurun, eminim çok güzel bir gün geçireceksiniz. Oh, bittiğine sevindim. Anne anne bak, okulda bir parti yapılacak. Aa, çok güzelmiş, eğlenceli görünüyor. Ama anne, giyecek bir şeye ihtiyacım var değil mi? İyi fikir, burada kullanabileceğimiz bir şeyler olacaktı. Bakalım bu neymiş? Mavi bir şey gibi duruyor. Eski bir cekete benziyor. Hadi giysene. Peki, hiç değilse üstüme oluyor. İyi bir başlangıç. Ama kesinlikle bir güzel temizlenmesi lazım. Kımıldama. Sadık süpürgemizi örümcek ağlarını alacağım. Evet, harika alıyor. Şimdi dön arkanı, daha orayı da alayım. Birazcık daha ve... Kapat şunu. Hey, dur bir saniye. Aslında aklıma güzel bir fikir geldi. Pekala, işte toka. Hadi deneyelim. Anladım. Tokayı süpürgenin ucuna şöyle takalım. Sonra da saçını toplamak için makineyi çalıştıralım. Ve toka da saça kolayca geçsin. Mükemmel. Saç yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evet. Bence bu partiye gitmeye hazırım. Yardımın için teşekkürler anneciğim. Harikasın. İyi eğlenceler. Dur. Davetiyeyi unuttun. Selam millet. Ben geldim. Eli de mi saçlarını ikiye ayırmış? Betty de mi? Liam bile saçlarını ikiye ayırmış. Böyle bir akımın parçası olamam. Akımı ben başlatırım. Hey, sen stiliste misin? Bu yüzden saç sorunumu çözmek zorundasın. Peki, seninle partide görüşürüz. Neyse ki geldin. Baksana, burada herkes saçlarını iki tane at kuyruğu yapmış benim gibi. Haklısın, buna izin veremeyiz. Ama endişelenme, her şeyi düzeltecek bir çözümüm var. Saçının bir kısmını şuradan şöyle ayıracağız. Birkaç tane daha yapıp diğer tarafa da aynısını yapacağız. Evet, şimdiden güzel oldu bile. Ama daha bitirmedim, biraz da pırıltı katmalıyız. Kelimenin tam anlamıyla saçına parlak taşlar ekliyorum. Harika. Galiba bu partiye resmen katılma zamanım geldi. Yok artık. Emma'ya bak, nefes kesici. Liam, ciddiyim, hemen bakar mısın?
Emma'nın parti kıyafeti müthişmiş. Acaba bana öyle bir şey yakışır mıydı? Şu şekerleri kullanalım. Ucundan yalasam. Ay düşermiş. Of. Sanırım nasip değilmiş. Nereye koymuştum? Aa fare. Ne? Fare mi? Evde mi? Aman tanrım. Aa işte tişörtüm ya. Aptal fare mahvetmiş. Kemirip üstüne kocaman bir delik açmış. Anne. Tatlım iyi misin? Fareden mi korktun? Hayır ama en sevdiğim tişörtümü mahvetmiş. Amanın gerçekten kocaman bir delik açmış. Ha ama bu durumu bile güzel bir şeye çevirebilirim. Elimizde büyük bir delik var ve bundan kurtulmalıyız. Hadi bakalım hepsini kesersek o da gider. Şimdi elimizde tişörtün kalanı var. Gerçi birkaç kesik daha atmamız lazım. Korkma güzel olacak. Yakanın da etrafını bir güzel kesip atacağız. Sonra da tişörtün ortasından aşağı doğru keseceğiz. Ama sadece önden arkadan değil. Şu kenarları da katlayıp büzgülü şekilde dikeceğiz. Korkma dikmesi çok zor değil. Kenarı büzüp ipliği içinden geçiriyoruz. Bitti. Ön tarafı da bağlayınca tatlı, göbeği açık bir bluzumuz oluyor. Vay canına anne yaptığın şeyden çok etkilendim. Bayıldım. Teşekkürler. Ah, unutmadan ekleyeyim. Sonuçta üşümeni istemiyorum. Dur bir saniye anne. Bu şalın üstünde de fare deliği var. Aptal farecikler. Onlardan kurtuluş yok değil mi? Bu ne? O fare işte. O da kendi yolunda. Ne? Bluzumun üstüne dondurma döktüm ya. Bugün daha kötü olabilir miydi? Şimdi değiştirmekle uğraş. Bakalım. Bu kıyafetlerin hiçbirini de beğenmedim. Burada giyebileceğim başka ne var? Ah, çok şükür buradaymışsın. Harika oldu. Yardıma lazım. Amanın burada acil bir durum var. Bakalım burada işe yarayacak bir şeyler var mı? Ah, şu baskılı ipek gömleğe ne dersin? Ah, evet çok yakışacak. Hey beni ıskaladın. Aa, pardon sandalyeyi değil seni giydirmek istemiştim. Aa, hiç sorun değil işe yarayacak başka bir şeyim daha var. Demeliye boş ver. Bu iş için fazla güzel oldum. Özür dilerim ama sorun yok. Bende parıltı ve cazibe bitmez. Peki bunu kendim giysem daha iyi olacak. Artık sandalye ve hademeye giydirmiyoruz. Bu işe yarar. Al sanırım ücreti karşılar değil mi? Teşekkürler. Sonra görüşürüz. Ah ne günmüş ama. Kıyafet atmalı da bu kadar kötü olunmaz ki canım. Sonunda her şey yolunda sınıfa gidebilirim. İşte budur. Tatlı balon süslerimiz hazır. Peki bir de dolaba bakalım. Buralarda özel bir yemek olmalıydı. Ah işte burada. Neyse ki etiketlemişim. Mumu da koyalım. Aha, iyi ki doğdun Eni. Bunda ne? Neler oluyor? Sadece bana özel bir parti mi? Tabii ki mutlu yıllar. Şimdi bir dilek tut. Yaşasın. Doğum gününü hanımı yemek için sabırsızlanıyorum. Şuradan bir yaprak koparayım. Şöyle. Güzelmiş. Taptaze. Hemen bir yaprak daha alacağım. Mutlu yıllar canım. Lahananı beğenmene çok sevindim. Ah, bu da bana. Sanırım birazcık da ben yiyebilirim. Ah, şuna bak. Lahanamın göbeğinde ne varmış? Koca bir parça şeker. En güzel doğum günüm bugün. Hem de portakal aromalı. Bunu ne kadar sevdiğini de biliyorum. Evet öyle ama seninle paylaşınca daha güzel anne. Son kurdelemiz de takıldı. Bakalım bilemedim acaba bunu sever mi? İyi ki doğdun canım işte pastan. Ne? Bu pastayı hiç sevmedim. Hiç böyle bir şey istemiyorum. Of, hayır bunu güzelleştirebilir misiniz? Peki ne yapabileceğimize bir bakalım. Üstündekilerin yerine şu süslerden koyabilirim. Oldu gayet de şık oldu. Bayağı farklı olmuş acaba beğenecek mi? Ah pastanın üstünde cupcake var. Bayıldım. Dişim. Anne neden böyle bir şey yaptın ki? Aman tanrım. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Tabii ya çocuğum taze meyvelere bayılır. Bu kase içindeki malzemelerle yapılabilecek bir şeyler olmalı. Evet tabii ki. Sonuçta ben bir tatlı şefiyim. Meyvelerle de sık sık çalışırız. Hatta bu kurabiye kalıplarıyla tasarım yapabiliriz. Bunlarla dilimleri şekillendireceğim. Fazladan bir detay katar. Kim yıldızlar ve çiçekler varken sıkıcı meyveler ister ki? Kestiğimize göre artık pastalarımızı süsleyebiliriz.
Neyse ki bu pastanın üstünde bütün meyve dilimleri için yer var. Ve pastamız hazır. Buyurun. Ne düşünüyorsunuz? Ah, tebrikler. Bu resmen şaheser bir pasta olmuş. Mutlu yıllar Emma'cığım. İşte pastan hazır. Vay, pastada taze meyveye bayılırım. Çok lezzetli. Güzeller güzeli doğum günü kızıma değer. Mutlu yıllar. Oh, okulun başlamasına hazırım. Hey, kalemlerimi devirdin. Olamaz, ezildiler. İnanamıyorum. Bunları şimdi nasıl düzenleyeceğim? Aa, kalemlerine mi basmışım, pardon. Kendi kalemliğimi ve yazma kalemlerimi çıkarsam iyi olacak. Bunlar bugünlük yeter. Şimdi de defterler, dosyalar ve klasörler çıksın. Kalemleri yeniden buraya koyabilir miyim acaba? Ah aman tanrım, hali içler acısı. Sanırım biraz yardım edebilirim. Hey Annie, al bugün ders için bunları kullanabilirsin. Aman ama cidden mi? Vay, çok teşekkürler Emma. Rica ederim. Ah, şu müthiş okul malzemelerine bak, harika bir fikrim var. Bu lastikleri gerip dosya kapağının etrafına dolayacağım. Bu lastikler de bütün eşyalarımı bir arada tutacak. Bak, kapağın içine bile bir şeyler koyabiliyorum. Ay, epey malzeme tutuyor. Üstelik artık bütün eşyalarım düzenli ve güvende. Aa, güzel olmuş Annie. Teşekkürler ama bunu sensiz yapamazdım. Sanırım ders vakti geldi. Tekrar teşekkürler Emma. Resim yapmak için kağıtta yer kalmamış. Bir dakika, kağıtlarımın hepsini kullandım mı ben şimdi? Of, olamaz, resim yapamıyorum anne. Bir şey mi oldu tatlım? Kağıdım kalmadı. Merak etme, bak şimdi. Ütüyü kağıdın üstünde gezdirdiğinde mürekkep yok olacak. Bak. Vay canına, sihir gibi. Tamam, artık çizime devam edebilirim. Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Hadi şimdi güzel bir şeyler çiz. Anne, bebeğime bak. Çok hoş canım. Ama ben sıkıldım. Onun yerine şu oyuncukla oynayayım. Ah, bundan da bıktım. Rın rın. Ah, ben yeni oyuncaklar istiyorum. Neler oluyor? Şşt, annem böyle seslerden hoşlanmıyor biliyorsun. Senin bir kapatma tuşun olsa keşke. Peki, arabanın anahtarını al o zaman. Sorun yok, al hadi. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bu çok eğlenceli olacak. Aa, canına. Pırıl pırıl. Şu an hepsi benim. Ama benim ehliyetim yok ki. Kemerini tak, çok hızlı gideceğiz. Önce güvenlik. Hadi bakalım. Run. Vay canına, ben çok iyi bir sürücüyüm. Bip bip, Jackie'nin yolundan bip bip. Vay canına. Selam, arabama bak. Müthişmiş. Sen iyi misin tatlım? Ah, anladım. Güzel arabaymış. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Keşke yapabileceğim bir şeyler olsa. Ah, bu da ne? Bir oyuncak araba mı? Şanslı günümdeyim sanırım. Bunu Annie'ye verebilirim. Ama bunu bir yerlerde sürmek gerek. Ne yapacağımı buldum. Düz bir yere tişörtü ser. Kıvrımlı çizgi için bir siyah kalem kullan. Bunu tişörtün altına doğru çekip ikinci bir çizgi ilave ederek bir yol çiz. Şimdi yol işaretlerini çiz. Bunu bitirdiğinde yolun içini doldurmaya başla. Ama yoldaki işaret çizgilerine dikkat et. Bittiğinde şöyle bir şey ortaya çıkması gerek. Şimdi motoru çalıştırma zamanı. Hey Annie, sana bir şey aldım. Ama hepsi bu değil. Vay canına, burada bir yol var. Çok inanılmaz. Run run. Bu sanki mini bir masaj gibi. Bu harika bir şey anne. Anne, bu çok çok hızlı bir araba. Şunu izle. Ha? Pardon. Aa, sorun yok tatlım. Sadece biraz sırtım acıdı. Bu çok küçük düşürücü. Pardon. Sabah mı oldu hemen? Uyanın küçük hanım. Çiçekler için kusura bakmayın.
Her neyse, bugün ne giymek istersiniz? Bilemiyorum. Hiçbirini. Harika küçük hanım. Bunlar güzel ama. Hayır. Bu ne güzel, pırıl pırıl. Hayır, hoşuma gitmediler. Belki de işi basit tutmalıyız. Olmaz. Yeni bir iş bulmalıyım. Hemen geliyorum küçük hanım. Sonra canım acıyacak. Edeki tüm elbiseler bunlar. Hayır. Cidden mi? Bir saniye. Belki bu sanal gerçeklik gözlüğünü kullanabiliriz. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Ben öyle oynamak istemiyorum. Hadi takın şunu başınıza. Işıkları kim söndürdü? Bir saniye. Bu güzelmiş. Nihayet. Bunu sevmedim. Tabii ki. Bunlar hoşmuş. Nasıl görünüyorum? Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi çekilebilirsin. Uyumam lazım. Ne? Şaka mı bu? Ay, bu horozdan nefret ediyorum. Uf, çok yorgunum. Sanırım kalksam iyi olacak. Bu koku da ne? Ay, çok iğrenç. Of, benden geliyormuş. Bugün ne giysem? Hepsi bu mu? Bir tişört mü sadece? Ve bunun da üstünde bir delik var. Ama bir şeyler giymem lazım. Sanırım bunu giymem gerekecek. Bu haksızlık. Keşke yeni elbiselerim olsa. Bu da ne? Hey, bunları unutmuşum. Belki bunları yeni kıyafetler bulmak için kullanabilirim. Bu harika olacak. Çok hoş. Biraz daha rahat bir şey. Sıradaki ne olsun? Kırmızı yakıştı. Ne yazık ki bu kıyafetlerin hiçbiri bende yok. Sadece bu eski tişört var. Ama bu çok eğlenceli. Vay canına. Vay canına. Anne şuraya bak. Nedir o tatlım? Hey, bu meyve suyu harika. Of, bitmiş. Gidip bir tane daha alayım. Hadi gidelim anne. Tamam ama çabuk olalım. Oturup dinlenmek ne güzel. Bu meyve suyu kutusu gerçekten bomboş. Ben de biraz tatmak istiyordum. Boş ver onu tatlım. Belki ben yardımcı olabilirim. Bende biraz su var. Bu sıkıcı ama. Buldum. Yanımda biraz çilek reçeli var. Buna su katabilirim. Ama anne bunu görmemeli. Bu kadarı yeter. Anne, sen ne yapıyorsun? Ben meyve suyu istiyorum. En azından denedim. Hayat çok acımasız. Bir dakika, sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu meyve suyu kartonunu kullanabilirim. Bunu kesip suyu içine koyacağım. Anne bunu hiç anlayamaz. Fena gözükmüyor. Anne, bak bu senin için. Gerçekten mi? Harikaymış. Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Kendime ait bir havuzumun olmasına bayılıyorum. Bak nasıl yüzüyorum. Üf, bu zor işmiş. Biraz dinleneyim. Hava çok sıcak ama. Biraz serinlemem lazım. İşte buyurun küçük hanım. Şaka mı bu? Bu ne? Su. Amca, bir sorunumuz var. Bana ferahlatıcı içecekler lazım. Tamamdır. Nanik. Betty en iyi, en taze portakal suyunu hak ediyor. Ona sadece su verildiğini düşünsene. Merak etme Betty. Bu çok saçma. İşte buyurun küçük hanım. Niye bu kadar uzun sürdü? Anneme söyleyeceğim. Hizmet çok kötü. İşte burası benim evim. Vay canına, kocamanmış. Biliyorum, hadi otur. Vay canına, bir sürü oyuncağın var. Ve bir sürü de paran. Senin neyin var? Bu pek etkileyici değil. Hepsi bu mu? Evet, bu maymunum. Şu çantalara bak. Çok şanslısın. Çok güzeller.
Vay canına. Evet, her güne yeni bir çanta lazım. Daha yakından bakmak istiyorum. Hiç bu kadar çok el çantası görmemiştim. Çok çok güzeller. Oh, şuna bak. Ne yapıyorsun? Aa, pardon. Onu ben alayım. Ha, bu çok pahalı bir şey. Şu pis parmak izlerine bak. Benim sadece bu plastik torbam var. Hiç güzel bir şeyim yok. Ah, acaba bu kutunun içinde neler var? Şimdi nereye gidiyorsun? Şu harika şeylere bak. Bunlar sadece çöp. Ha, bu kutuyu kullanabilirim. Bana bir dakika ver. Yeni çantama bak. Aa, bayıldım. Nereden aldın onu? O benim olmalı. Al o zaman. Yaşasın, bu harika. Bu benim en sevdiğim yeni şey. Çok teşekkür ederim. Belki takas edebiliriz. Bunda bir iş olduğunu anlamam lazımdı. Sanırım böylesi daha adaletli. Ama bundan pek memnun değilim. Peki, bunu alabilirsin. Gerçekten mi? Bu senindir. Olsun, bende artık bu var. Ama rafa sığmıyor. Fikrimi değiştirdim. Eni? Daha demin buradaydı. Sayfama yeni selfie'ler eklemeliyim. Ah, yaşasın, ders bitti. Bütün sosyal medya hesaplarımı kontrol edeyim. Aa, dizüstü bilgisayarı güzelmiş. Bende de kral babamdan kalan bu şey var. Öf, artık çalışmıyor bile. Aa, fakir bir prenses olmak zor olmalı. Pekala, şöyle destekleyeyim. Aa, işe yaramıyor. Bir dakika, neyin işe yarayacağını biliyorum. Şu çerçeveyi alıyorum. Bunu destekleyecek bir kolu var. Hey, bak ne yaptım. Vay canına. Umarım parasızlık bulaşıcı değildir. Ah, teşekkürler. Ne hoş bir hediye. Ay, bu da ne? Şey, düşünmüştüm ki. İşte sen al bunu. Git şimdi. Seni artık burada görmek istemiyorum. Git git. Pasta sende kalabilir. Ah, tamam. Teşekkürler. Vay canına. Bu pasta para dolu. Gelmeye devam ediyor. Ona inanamıyorum. Ne? Ah, o paraları ben istiyorum. Zenginim. Bu harika. Ha? Çekti gitti. Orada bir pasta daha var. Hadi sene, buralarda bir yerlerde para olmalı. Ay yok, üstelik ellerimde pasta oldu. Öf. Ah evet, antrenmantacım. Her duruma göre bir tane takmalıyım. Teşekkürler, gidebilirsin. Oh, bu zor bir çalışma. Çok iyi gidiyorsunuz prenses. İp atlamak harika bir kardiyodur. Ve hop yukarı. Squat hareketi bacaklarımı ve gövdemi güçlendirecek. Tahtıma oturunca güzel görünmeliyim. Ah, rüzgar lütfen. Sıvı tüketmeyi unutmayın prensesim. Ah, kendimi harika hissediyorum. Pekala, hadi devam edelim. Of, yemin ederim iki tane dolu kova kadar ağır bir şey yok. Şuraya bir uzanayım da. Ah, keşke merdivenim olsaydı. Gerçekten tüm kaslarım yanıyor bugün. Toplanacak ne kadar çok çöp var. Amma sıkı antrenmandı. Hey, kaslarım güzel ve güçlü görünüyor. Pekala, okula hazırım. İşte bana lazım olan defter.
Ah selam, ders hazır mısın? Eşyalarım lütfen. Evet, bunlar bütün dersler için. Çekilebilirsin, şimdilik sana ihtiyacım yok. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Aa evet tabii ya, şimdi matematik dersi. İşte bana gereken dizüstü bilgisayar. Ne? Bil seviyesi mi düşük? Defter ve kalemlerin bile ihtiyacı olmaz. Ah evet şey, tüh haklı ama. Ne yapacağım şimdi? Bak, al bir sayfa. Ah şey, sağ ol. İşte bir de kalem. Sonra dedim ki, bir midili daha mı? Hey, bak bir parti. Bugün okuldaymış, evet. Partiler tam prenseslere göredir. Bu elbise olmaz ama. Bana daha iyi bir şey lazım. Bunun gibi. Evet, işte şimdi bir prenses elbisesine benzedi. Vay canına ne güzel. Sanırım ben de üstümü değiştirsem iyi olur. Aa, onun hareketlerinin aynısını yaptım sanmıştım ama. Sanırım doğru şekilde yapmıyorum. Bu kutu da nereye gidiyor? Yere sanırım. Kaldırayım şunu. Ha, bir dakika. Sanırım bu işime yarayabilir. Evet, bu yeni elbise tam istediğim gibi oldu. Salınması hoşuma gidiyor. Nasılsın? Aman tanrım. Vay canına, yeni elbisen de ne kadar ilginç. Ah, teşekkürler, kendim yaptım. Ah, partiyi nasıl buldun? Ah, durun bakalım, giriş ücretli. Ah tabii, bir saniye. Ah, şaka mı yapıyorsunuz? Bozukluk kabul etmiyoruz. Yapabileceğim bir şey olmalı. Taca ne dersin? Bu şey kağıttan yapılmış. Hayır, sadece gerçek para kabul ediyoruz. Bu çok komik. Bunu yaptığına inanamıyorum. Gülmekten karnım ağrıdı. Hey, durun bakalım. Öf, paran mı var, derdin var işte. Peki, acaba içinde ne var? Yok artık, gerçek altın külçeleri. Anlaşılan salonu kapatıyor. Ben de parayı alır giderim. Patlamış mısır lütfen. Leziz. Ayaklarımı uzatayım da rahatlayayım. Hazırlığı bitireyim artık. Bu renk bana çok yakışıyor. Elmasları da unutmayalım. Verimeli de. Ve tabii benim için özel olarak hazırlanmış parfümümü. Şimdi giyineyim. Tacım lütfen. Mükemmel. Uyumaya hazırım. İyi uykular prenses. Burası neresi? Galiba inek olanı seçeceğim. Hiçbir şey olmadı. Bozuldu mu? Bu tuhaf. Neler oluyor? Güzel görünüyorum. Bu görünüm bana yakıştı. Hepsi rüyaymış. Hala bir ineğim. Vay canına. Bu dergideki herkes çok gösterişli. Ne kadar şanslılar. Keşke ben de böyle şık olsaydım. İlginçmiş.
Oh, amanım. Kızım, o kaşı düzeltmelisin. Bir cımbız bul ve al. Ben şimdi bir dergi tarafından mı aşağılandım? Yani o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil mi? Hmm, herhalde bu konuda bir şey yapmalıyım. Ama ne, cımbızım yok ki. Ah, kalem kutum. Belki burada işime yarayacak bir şey bulabilirim. Yapıştırıcı olur mu? Yok. Aa, kaş fırçası. Hayır, bu olmaz. Yapabileceğim tek bir şey var. Alışverişe çıkmalıyım. Vah canına, şu ürünlere bak. Burada cımbız vardır. Nerede bu cımbız? Ah! Harika. Bir sürü seçenek var. Ah, bu olur. Kesinlikle işimi görür. Yakında iki kaşım olacak. Ne güzel bir gün. Bunu alabilir miyim? Tabii. Sadece... Oh. Bu yeter mi? Hayır. Fiyatı 50 dolar. Bir cımbız için mi? O kadar param yok. Oh. Hey, belki sana yardım edebilirim. Kaşlarını almak için madeni paraları kullanabilirsin. Güven bana. Tamam. Peki acıtıyor mu? Öğrenmenin tek bir yolu var. Paraları sıkıştırarak kaşı yakala. Okulları hemen sökecek. Ah, iyi mağazada elektrikli süpürge var. Bence oldu bile. Baksana. Vay canına. Muhteşem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neredeyse bitti. İşte annem saçıma bakmam gerektiğini söylüyor. Bu kocaman sivilce de ne? Hayır, onu sıkamam. Şöyle hafifçe sıksam. Ama bu çok eğlenceli. Bu vıcık vıcık şeyi silmeliyim. Yağlıymış. Böyle daha iyi görünüyor. Yatma zamanı. Çok rahatladım. Ne güzel bir uykuydu. Her şey flu görünüyor. Gözlüğüm nerede? Böyle iyi. Hayır, değil. Her yerim sivilceyle kaplanmış. Bu ne gürültü tatlım? Yani selam tatlım. Berbat görünüyorum. Tamam, düzeltebiliriz. Sadece biraz makyaja ihtiyacın var. Üzülme. Normalde biraz kapatıcı sürmek yeterli olur. Sence işe yarayacak mı? Hayır. Olmaz. Aramaya devam edelim. Bu olabilir. O nedir? Bunlar sivilce bantları. Çok kullanışlıdırlar. Bantları sivilcelerine yapıştıracağım. Neyse ki bol bol var. Onlara ihtiyacımız olacak. Bu kadar mı? Dur hele, daha bitmedi. Tamam, çıkaralım. Sivilceleri yok ediyor. Artık akne kalmadı. Bak. Vay canına. Ne tür bir büyü bu? Müthiş. Teşekkürler anne. Önemli değil tatlım. Seni seviyorum. Çocuklar, güzel bir beden eğitimi dersi oldu. Duşlara gidip temizlenin. Kokuyorum. Bunu dört gözle bekliyordum. Acele et. Aldım. Ah, iyi geldi. Ha, çabuk. Hey. Bu tuhaf. Ah, neyse. Giyinsem iyi olacak. Bütün gün böyle gezemem. Ah, giysilerim. Nerede bunlar? Ah, hayır. Ah, bu çok kötü. Ah. Bir dakika. Bunu alayım. Bir de bunu. Sanki iyi gibi. Düşündüm de. Odaklan. Giyebileceğim bir şey olmalı. Aa, bu yoga matı olabilir. Boyu uygun. Umarım etrafta kimse yoktur. Bu çok utanç verici. Ha? O da ne? Harika, tam ihtiyacım olan şey. Kimse beni görmemeli. Birazcık daha. Vay canına, şu kaslara bak. Belki gelecekteki sevgilim de antrenman yapar. Az kaldı. Hey. Psst. Peki, ben şunları alayım. Böyle daha iyi.
Ama pantolonum yok. Bir şey düşünmeliyim. Buldum. Biraz tadilat lazım. Hı hı. Kapşonlu sweatshirt ortasından kesiyorum. Dikkatli olmalıyım. Güzel görünüyor. Şimdi bunu ters çevirip bir etek olarak giyebilirim. Arkasından kıvırayım. Kemerle sabitleyeyim. Evet, çok hoş oldu işte. Belki de bunu kendime meslek edinmeliyim. Artık derse girebilirim. Efsanevi bir şakaydı. Olamaz. Bunu nasıl yaptı bu ya? Ha? Burada neler oldu? Aslında bilmek istemiyorum. Bir müşteri. Merhaba. Hey. Canım hangisini çekiyor? Şu pastadan alabilir miyim? Okey. Nereye otursam? Pastaya bayılıyorum. Bu Alex. Selam. Çok eğlenceli biri. Umarım beni görmez. Seninle oturabilir miyim? Affedersin, burası dolu. Çantam var. Gördün mü? Peki. Boş ver. Bu çok kötüydü. Buyur, bir dilim pasta da al. Bilemiyorum. Daha çok. Her şey ücretsiz bir dilim pastayla başladı. Hayatımın en güzel günüydü. Olamaz. Sadece seni neşelendirmeye çalışıyorum. Vay canına. Makyajına bayıldım. Teşekkürler. Nasıl yapıldığını bana da gösterir misin? Sadece bir kaşığa ve bir çatala ihtiyacın var. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Hadi başlayalım. Kaşığı gözünün üstüne yerleştir. Sonra fırçayla kaşığın üstünden farı sür. Gerisini elinle tamamla. Çabuk ve kolay yapılıyor. Şimdi sıra çatalda. İstediğin açıyla yerleştir. Çatalın dişlerinin arasından fırçayla boya. Kuyruk etkisi yaratıyor. Şimdi gözünün kenarına da biraz sür. Tamam, biraz ışıltı ekleyelim. Her zaman güzel görünür. İşte bitti. Saçımı düzelteyim. Vay canına, bu görünüş muhteşem. Kendimi çok güzel hissediyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil, git hadi. Evet. Selam Alex. Gabby'yi seni daha önce görmemiştim. Benimle partiye gelmek ister misin? Eğlenceli görünüyor. Evet, neden olmasın? Benimle buluşacak. İnanamıyorum. Alex bana buluşma teklif etti. Sabırsızlanıyorum. Ama bunu giyemem. Ne giyeceğim? Giysilerim. Bunlar nereye gitti? Gidip kıyafet satın almalıyım. Hey abla. Bak, moda tasarımcısı oldum. Hey, o benim. Geç şunu, kıyafetlerimi mahvedeceksin. Ama ben onları güzelleştiriyordum. Şuna bak. Ben beğeniyorum. Bunu kullandım. Bir oyuncak mı? Harika. Bu oyuncak değil bak. Gördün mü? Işıltılı ve gösterişli yapıyor. Paris'te moda olduğunu okumuştum. Moda ikonu olmak zor iş. Bu çok şık. Çok yeteneklisin. Bunu hak ettin. Teşekkürler. Sanırım buluşmaya hazırım. Bana şans dile. Pazartesinin geldiğine inanamıyorum. Canına şu çok çok tatlı. İnanamıyorum, bana mı saldırdın? Selam. Hey. Bir dakika, neden oraya doğru yürüyorsun? Ne aptalım. Şapşallımın sınırı yok. O da ne? Acaba birisi mi düşürdü? Hem malı bulanındır. Zaten kimse bu tarafa bakmıyor. İçinde ne var? Galiba sonunda işler iyiye gidiyor. Bu sefer her şeyi net görüyorum. Bakalım şimdi insanlar bana nasıl davranacak? Acaba birileri beni fark edecek mi? Vay, sınıfa beraber yürüyelim mi? Sıraya gir dostum. Şurada dikilişine bak. Varlığımdan bile haberi yok. Ne kadar da akıllı.
Ah, onu öyle seviyorum ki. Ah, o kız arkadaşım ha. Hey. Hey. Aha. Onda ne buluyor olabilir ki? Herhalde bir sürü şeydir. Asla öyle görünemeyeceğim. Bebeğim. Ay, neden ortalarına oturdum ki? Ama en azından aşkıma yakınım. Neredeyse görünmez olmam ne kötü. Aa, selam güzellik. Bu biricik aşkıma. Verebilir misin? Ha? Ona. Tamam mı? Neyse. Neyim ben? Özel olan mı? Hem burada ne yazıyor? Yok artık. Aa, berbat bir durum. Buyur. Hmm. Ne? Aa, bana öpücük mü göndermiş ya? Ben de sana mı? Sanki okul yeterince zor değilmiş gibi. Böyle yaşamaktan bıktım. Çok güzelsin. Hayır, sen çok çekicisin. Bu çok sinir bozucu. O muhteşem kızlara benzeyebilecek miyim? Süslü, dolgun dudaklı kızlara. Belki de kontrolü ele alabilirim. Saçımın sadece biraz daha hacimli olması gerekiyor. Aa, ruj iyi bir başlangıç. Bol bol kullansam iyi olacak. Muhteşem be. Şimdi kendi güzel damgamı basayım. Aha. Dudaklarım bu kadar ince miydi ya? Bir türlü olmuyor. Aptal ruj. Çok can sıkıcı. Açıkken bu saçla uğraşamam. Hey, bir dakika. Bunu dudaklarımda kullansam ne olur? Yan akışını hızlandırabilirim. Aha, daha şimdiden daha iyi görünüyor. Evet, bekliyoruz. Tamam, bu kadar yeter. Aa, şimdi oldu. Dolgun ve çekici. Etkisiz ince dudaklarımla alakası yok. Mükemmel, kendime daha çok güveniyorum. Ah, yine mi siz? Of ya. O kadar komik olan nedir anlamadım ama. Bu oyun iki kişilik. Ha? Bu da ne? Aa, bana öpücük gönderdi. Sonra görüşürüz bebeğim. Vay canına, bu kız yeni mi geldi? Hey, ver şunu bana. Hayır bebeğim, seni seviyorum. Evet, sonunda zaman geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Ah, harika, teşekkür ederim. Bir öpücüğe ne dersin? Olur. Ha? Aa, o da ne? Aa, o mu geldi? Uyuyakaldığıma inanamıyorum. Aa, alarmım neden çalmadı? Aa, hemen harekete geçmeliyim. Oh, hayır. Acildim, berbat durumda. Tamam, sakin ol. Bunu halledebilirim. Sadece birkaç gözaltı bantına ihtiyacım var. Ne? Neyse, soğuk suya tutsam da olur. Ay, çok soğuk. Ne? Hey, bunu denemeye değer değil mi? Şişliği indirir belki. Of. Yüzüm hala uyandığımdaki gibi. Merhaba. Ha? Kapı mı çaldı? Pekala. Ha, kimseyi beklemiyordum. Evet, içeri gel. Tamam, beni takip et. Burada beklesen olur mu? Rahatına bak. Neden hiçbir şey işe yaramıyor? Sanırım ne yapsam da olmayacak. Bunlar havalı sayılır, öyle değil mi? İçeri nasıl girdin? Beni henüz görmedi. Birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Tatlım. Canım, neden bu kadar korkuyorsun? Beni rahat bırak anne. Şu ergenler. Sorun ne? Yüzüm anne, yüzüm. Bu herkesin başına gelir. Fakat işine yarayacak bir taktik biliyorum. Kız arkadaşlarım ve ben hep bunu yapardık. İhtiyacın olan tek şey bir salatalık ve onu rendeleyecek bir şey, gördün mü?
Hepsini rendeleyince makyaj pamuğunu içine koyuyorsun. İkiye bölüyorsun. Her göze birer yarım pamuk. İyice ısınınca şişlik indirme etkisi başlıyor. Sil bakayım o gözyaşlarını. Ne? Bence bunları kullanabilirsin tatlım. Gözaltı bandı mı? Vay canına. Hem de buz gibi. Şimdi buzdolabından çıktı. Bu gözler şimdiden daha iyi. Şey, sanırım bu kadar beklemek yeter. Vay canına, normale döndüler. Şimdi git de hazırlan. Ah, seni beklettiğim için özür dilerim. Beklemene değdi değil mi? Harika. Bunlar kesinlikle müthiş kokuyor. Ah, umarım yeteri kadar yapmışımdır. İyi bir iş çıkardım. Bu benim şaheserim. Evet, hoş görünüyorum. Açık mı kalsa kapatsam mı? Bu saç modeli kesinlikle bir lütuf. Hey! Büyük anne! Sana kurabiye yaptım. Ayıcık. Ah, büyük anne, bir partiye gidiyorum. Belki daha sonra olur mu? Kusura bakma. Ama parti de nereden çıktı? Gerçekten gidiyor musun? Böyle daha iyi görünüyor canım. Büyük anne, şunu yapmasan. Dur, ben düzelteyim. Kes şunu. Yardımına ihtiyacım yok. Ah, bu ergenlerin hiç saygısı yok. Mutfakta köle gibi çalıştım. Ne için? Bir parti mi? Hayır. Çantasını unuttu. Ay Allah. Bu olmadan gidemez. Ah canım. Sanırım doğru yerdeyim. İşte orada. Bekle çantan. Ay olamaz. Bu bacaklar eskisi kadar hızlı değil. Merhaba, torunumun çantası unutmuş da. Bunu ona verebilir miyim? Sadece öğrenciler girebilir. Anlıyorum ama bu önemli. Ayna mı? Ne için? Anlamıyorum. Birkaç karışıklıktan mı korkuyorsun ha? Tamam o zaman. Bu saçmalığa inanamıyorum. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Bir dakika. Eminim içinde makyaj malzemesi vardır. Şimdi bir bakalım. Bu garip alet de ne? Tehlikeli görünüyor. Bir bakayım. Aslında bayağı da iyi geldi. Cildin çok daha pürüzsüz oldu. Vay canına, tam bir maceraydı. Bence artık güzel görünüyorum. Bu bende kalsın. Bu da neymiş? Bir sweatshirt mü? Üstüme de tam oldu. Burada kullanabileceğim başka bir şey var mı bakayım? Dur bakalım. Bana tanıdık geldin. Seni daha önce nerede gördüm? Tamam, içeri gir bakalım. Yaşasın! Tatlım! Ne? Büyük anne! Doğru, çantanı unutmuşsun. Hazır gelmişken bir tane istersin diye düşündüm. Büyük anne! Bunları ne yapacağım? Aslında bunlar beni bayağı popüler yaptı. Ay, ne hoş görünüyorum. Sıcak bir şey içmek çok iyi geldi. Bunların hiçbiri iyi olmadı. Resmimi çekebilir misin? Tabii. Ay kahvem. Ben ne yapacağım şimdi? Buldum. Ay, senin sorunun ne ya? Al bununla kurula. Çıldırdın mı sen? Ne? Bunlar sadece bozukluk. Çabuk olursam kururlar. Bu çok komik. Parti varmış. Ne giysem? Bu iyi görünüyor. Olamaz. Bu hiç iyi görüntü değil. Amanın. Kıllarla kaplanmışım. Bu konuda bir şey yapmam gerek. Hadi ama. Alo? Yardımın lazım. Pekala, sorun neymiş bakalım. Başlayalım mı? Bunları tak. Tasarımcı işi değil ama neyse. Biraz batma hissedebilirsin.
neredeyse bitti. İşte bu kadar. Vay canına, hiçbir şey hissetmedim. Ay. Al bakalım, bunu hak ettin. Tabii, teşekkürler. Düşündüğümden daha etkiliymiş. Ben gideyim en iyisi. Bunun sorunu ne? Saçlarım, kel kalmışım. Bu partiye gitmek için sabırsızlanıyorum. Ama bu halde gidemem. Orman gibi olmuşum. Tıraş etsem iyi olur. Burada kullanabileceğim bir şey olmalı. Ah, sadece tıraş bıçağım. Ay, daha iyi zamanları olmuştu. Bakalım başka neler varmış. Oo, bir jilet. Ama bir sapı olması lazım. Bu işe yarayabilir. Sanırım bu olur. Çatalı jilete saplıyorum. Birazdan pürüzsüz bacaklarım olacak. Hadi bakalım. Dikkatlice. Ay, az kalmıştı. Bir kol, tamam. Ah, nihayet bitti. Düşündüğüm kadar iyi yapamadım. Bir sürü yara bantı oldu. Sanırım evde kalacağım. Yine mi ya? Nerede kaldı ya? Ha, geldin mi? Bu senin için. Oo, bu ne için? Bunu istemem. Ben kendiminkini getirdim. Peki. İyi tarafımdan çek ama. Işıklandırma iyi mi? Ha, tabii. Hadi biraz ağırlık kaldıralım. Oh, yanmayı hissedin. İyi görünüyor. Bu kadarı yeterli. Şimdi gövdeyi güçlendirme zamanı. Hazır mıyız? Ah, bu çok zor bir iş. Oh, çok hoş. Tamamdır. Tamam, yeter, fazla oldu bu. Oh, ama çalıştım. İşte telefonun. Sen ciddi misin? Korkunç görünüyorum. Aklın neredeydi senin? Aa, bu oda çok dağınık. Hadi bakalım. Hazırım. Bu buraya nasıl gelmiş? Of, çok tembelim. Ama harika bir fikrim var. Pantolonu kapının üzerine asıyorum. Sonra kapıyı kapatıyorum. Sonra da süpürgenin sapını kemer köprülerinden geçiriyorum. Barfix hareketi için ideal. Acı, geçicidir. Oh, vay canına, bu harikaydı. Bu iyi oldu. Egzersiz konusunda özel bir yeteneğim var. Sandalyeyi şöyle koyuyorum. Öylesi çok daha zor. Vay canına. Belki de bu bezi kullanabilirim. Bacak çalıştırma da tamam. Huh, yarın acısı çıkacak. Ve yerler de temizlendi. Bayağı iyi antrenman oldu. Ah, geldiğine çok sevindim. Hemen geleceğim. Burada yaşadığına inanamıyorum. Çok güzel. Ha? Orada biri mi var? Hey. Bir şey yok sanırım. Pekala, bu çok tuhaftı. Sadece gözüme öyle görünüyor. Hayalet ya da canavar gibi bir şey yoktur. Bir şey bana dokundu. İşte başladı. Robotlar ayaklandı. Hayır efendim, gel buraya. O da neydi? Neler oluyor? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ay, selam Mickey. Niye elektrikli süpürgemle güreşiyorsun? Elektrikli süpürgem mi? Evet. Şimdi temizlik yapmam gerek. Bu kıyafet hoş. Ah, olamaz. Lütfen bir şey olmasın. Aman, ne güzel. En sevdiğim pantolondu. Sanırım üzerimi değiştirsem iyi olur. Burada giyebileceğim bir şey olmalı. Çamaşır yıkamam gerek. Bir dakika. Şimdi hayal gücümü konuşturmalıyım. Oh, harika görünüyor. Şimdi çamaşır yıkamama da gerek kalmadı.
Gitme vakti. Hadi ya. Bu haksızlık ama. Bütün süsleri elle işlenmiştir. Bu Paris'te moda olan son tarz. Yok artık, hiç sevmedim. Ya bu? Çek şunu gözümün önünden. Başka neyin var? Bana giyecek bir şey bul. Ah, hemen dönüyorum. Nereye gidiyorsun? Pekala, bunu getirdim. Çok özel bir parça. Oo, pahalıymış da. Nihayet. Oo, bunu almalıyım. Bu mükemmel. Hemen deneyeyim. Acele etmeyin. Yine hallettim. Ben bir dahiyim. Bu çok heyecan verici. Parayı nereye harcasam acaba? Ne düşünüyorsun? Biliyorum, müthiş görünüyorum. Ne? Zevk parayla satın alınmıyormuş. Teşekkürler. Niye bu kadar uzun sürdü ki? Bu hamburger harika görünüyor. Çok acıktım. Oo. Afiyet olsun hanımefendi. Yine mi? Altın hamburgerden çok bıktım. En azından erişte değil. Leziz görünüyor. Aslında ben erişte isterim. Hey Esi, değiş tokuş edelim mi? Tabii. Bu harika olacak. Esi kokuyor. Uzun zamandır hamburger yememiştim. Dişim. Bu ne ya? Altın bir zincir mi? Bunun içinde olması normal mi? Yemeğe lezzet katıyor. Neyse. Çok sulu. Ay! Yine ne oldu? Pırlanta bir yüzük mü? Bugün şanslı günümdeyim. Ne kadar güzel. Tam da uydu. İçinde tuhaf kıvamlı bir şey var. Plastik bir havuç mu? Oh, vay canına. Kimin umurunda erişte nefis? Daha sık değiş tokuş etmeliyiz. Of, zor bir antrenmandı. Biraz dinlenmem lazım. Evet, şu donata bak. Leziz. Dur bakalım orada. Bu doğru bir atıştırmalık değil. Kurallarımızı da hatırlatmama gerek yok sanırım. Spor salonunda yemek yasak. Hadi ama. İyi de şimdi ne yapacağım? Gitti mi acaba? Ne oluyor da? Senin neyin var? Acıkmışsın. Neyse ki seni kurtarmaya geldim. Şunlara bir bak. Ne? Yok artık. Harikaymış. Bu şekilde içeri hamburger sokabildiğine inanamıyorum. Selam. Rica etsem içeri girebilir miyim? İmkanı yok. Şu işareti görüyor musun? Yiyecekle girmek yasak. Şaka yapıyorsun herhalde. Bir istisna yapamaz mısınız? Bir saniye. Çok havalı, harika bir formda görünüyor. Kesinlikle bu maçı o kazanacak. Keşke onun yerinde olabilsem. Hey, izin ver de geçeyim, tamam mı? Tabii ki, tabii ki. Harika bir fikrim var. Pardon, hemen geri geleceğim. Tamamdır, şu boks eldivenlerini çıkaralım. İşte bu harika olacak. Şurada da biraz marshmallow'um var. Şunları eldivenlerin üzerine dizeyim bakalım. Şunlara bak. Çok havalı oldu. Bir sürü de marshmallow aldı. Hey, maç için gelmiştim. İçeri girmek istiyorum. Antrenörüm nerede? Hey, işte oradaymış. Ne yapıyorsun orada? Saate baksana. Hey sen, bırak girsin içeri. Bizi bekletip durma. Tamamdır, ikiniz de köşelerinizde misiniz? Güzel, yaklaşın. Başlamaya hazır mısınız? Tamam mı? Dövüş başlasın. Dur dur dur, sanırım bir hata yaptım. Al sana, ısır bakalım şuradan. Bu çok acayip lezzetliymiş. Değil mi? Tamamdır. Al bakalım bir daha. Ne yapıyorsunuz? Durun, boks eldivenlerini yemesenize. Hadi ama, yapabilirsin. Yer şunu. Devirebilirsin. Of ya. Ona yenildiğime inanamıyorum. Yeterince antrenman yaptığımı düşünüyordum. Çok çalışmıştım. Bütün günüm ziyan oldu. Dur bir saniye. Bana neyin iyi geleceğini biliyorum. Atıştırmalıklar. Çikolata mı iyi gelecektir? Berbat bir gün oluyor. Ah, o da ne? Yiyecek ve içecek yasak mı? Yok artık, bu kadarı kabul edemem.
Biraz desteğe ihtiyacım var. Peki, nereden başlasam? Oh, sanırım şu telefonu açarak başlayabilirim. Hey, ne haber? Ne? Peki, tamam. Hemen yetiştireceğim. Endişelenme, görüşürüz. Peki, ona nasıl yardımcı olabilirim acaba? İçeri atıştırmalıklarla öylece giremem. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, sanırım bu işe yarayabilir. Cips paketim, sen benle geliyorsun. Hemen önde saklan bakalım. Tabii şekerleri de unutamam. Siz de şurada durun. Peki, bu kadar atıştırmalık ona yeter. Şimdi de bir ceket alalım. Bu onları saklamaya yeter. Üstlerini güzelce örtelim. Evet, ne kadar kaslı olduğuma bakın. Hey sen, yardıma ihtiyacın olduğunu duydum. Oh, bu da ne ya? Etkileyici değil mi? Neyse neyse, bak ne göstereceğim. Bak bunlar kas değil, senin ihtiyacın olan atıştırmalıklar. Senin keyfini yerine getirecekler. Evet, çözüm şekerlerdir. Bayıldım. Tamamdır. Şimdi maça tekrar çıkmayı deneyebilirim. Dikkat dikkat, geri geldim. Şu kaslara bir bakın. Maçın tekrarını istiyorum. Var mısın yok musun? Oh, çok güçlüymüş. Evet kazandım. Yendim seni. En iyi benim. Ne? Kaybettiğime inanamıyorum. Ah, bugün berbat bir gün. Evet, pazularımın gelişimi iyi gidiyor. Bu hamburgeri hiç sevmedim. Ayrıca formumu korumama da yardımcı olmuyor. Hey! Ne? Ne oldu? Antrenman yapıyorum burada. Bana yardımcı olabilir misin? Böyle görünmek istiyorum. Bunun gibi şekilli kollara sahip olmak istiyorum. Çok güçlü görünüyorlar. Bilemedim ki. Peki, sanırım sana yardımcı olabilirim. Dur bir bakayım sana. Hazır mısın bakalım? İşte başlıyoruz. Hamburgeri istiyor musun? Bir ısırık alabilmek için mekik çekmen gerekecek. Pizzaya geçelim. Hadi ama yemek için çalışman lazım. Ulaşmaya çalış. Oh, sıkı çalışma diye buna derim. Resmen bittim. Buralarda mı acaba? Buraya bakıyor mu? Bu şekerli atıştırmalığı aşırayım. Hak ettim artık. Dur bir saniye. Daha iyi bir fikrim var. Elimde biter bandı ve bunca şekerleme var. Bunlar bana harika fikirler veriyor. Evet, şuna baksana. Tabii bileğimi de unutmamalıyım. Şekerlerden ter bantları. Tam bir dahiyim. Daha bitmedi şeker bağcıklar. Evet, harika oldu. Şimdi yeniden çalışmaya hazırım. Sıradaki antrenmanın için bunu kullanacağız. Ah, hayır, artık ona ihtiyacım yok. Gerçekten mi? Bak sen, cidden etkilendim. İşte gitti. Kendimizi biraz şımartalım bakalım. Kimseciklere söyleme ama. Tamamdır. Güne hazırım. Sen ne durumdasın? Selamlar. Spor salonumuza hoş geldiniz. Şuna bir baksanıza. Kaslarımı beğendiniz mi? Hepsi bunun sayesinde oldu. Ah, peki. Bizim ona ihtiyacımız yok. Bende zaten var. Peki o zaman. İyi günler dilerim. Tamamdır. Gel şuraya oturalım. Buraya mı bakıyor ne? Hayır, yani dikkati dağınık gibi. Yine de bizi izlemiyor. Hadi açalım şunu. Evet, şu şekerlere bak. Biz dahiyiz. Bunca şeyi içeri sokabildiğimize inanamıyorum. Hadi biraz bunları atıştıralım. Neler oluyor orada? Çabuk kapat kapağını, buraya bakıyor. Resmen içeri şeker sokmuşlar. Peki, bu konuda bir şey yapmam lazım. Bir planım var. Dikkatleri dağılmışken oraya gizlice yaklaşayım. Bu iki kutuyu değiştirmeliyim. Tamamdır, şimdi de geri çekileyim. Atıştırma sırası bende. Of, bayağı acıkmaya başladım. Karnım gurulduyor. Aslında benim de öyle. Peki o zaman bunu gizli atıştırmalıklarımıza dönerek çözebiliriz. Tamamdır, ortalık süt liman. Buraya bakmıyor. Yüzlerini görmeye can atıyorum. Tamamdır, gelin bana leziz şekerlerim. Gelin bana güzel şekerler. Bu da neyin nesi? Dur. Bu da neymiş ya? Her yere saçıldı. Nasıl yani? Yok artık, inanamıyorum. Ne kadar kaslı olduğuma bak. Harika oldu. Çok kaslıyım ve ağırlık kaldırmam bile gerekmedi. Bugün hayatımın en güzel günü. Evet, leziz mi leziz, tatlı zamanı. Oh, şu keklere bak. Çok teşekkürler anneciğim. Bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Tamamdır, yumulalım bakalım. Aslında bir dakika. Evet, antrenörüm bu kahvaltıyı kesinlikle onaylamazdı. Of, ne yapacağım şimdi? Oh, buldum. Şu fotoğrafını ters çevireyim ve artık bana bakamasın. Çok zekiyim. Misler gibi kahvaltıma dönme zamanı. Selamlar kekçiğim. Aa,
hemen benimle geliyorsun. Evet, okuldan dönebildiğime çok mutluyum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Şimdi de gizli çikolatamı bir bulayım. Evet. Aa, bu da neyin nesi? Yaptığını görmedin mi sandın? Gördüm, benimle geliyorsun. Tamamdır, ikiniz de abur cubur yerken yakalandınız. Şimdi doğru antrenmana. Anlaşıldı. Çabuk, sinirini yatıştırmak için squat yap. Neler oluyor burada? Aman aman. Ah, annem geldi, işe yardım et lütfen. Elbette. Dur, sana yiyecek bir şeyler bulayım. Bu sosis sana ihtiyacın olan proteini ve enerjiyi verecektir. Tüh ya, buraya yiyecek sokmak yasakmış. Dur bir saniye, sanırım bir fikrim var. Şu ip sorunumuzu çözebilir. Tutacağını şöyle çıkarayım, şimdi de sosise gelelim. Sosisi ipe geçireceğim. İşte bu kadar. Tutacakların yerine sosisten atıştırmalıkları oldu. Şuracağı bırakayım da kolayca bulabilsin, iyi şanslar. Bu squatlar çok zor, tükendim resmen. Tamamdır, şimdilik bu kadar squat yeter. Şimdi şu iplere geçelim. Alın şunları da çalışmaya başlayın. Zıpla. Yok artık, annem bize gizli atıştırmalıklar bırakmış. Hey, lütfen ben de bir tane alabilir miyim? Çok güzel görünüyorlar. Bilmem ki, o filmi pek izlemek istemiyorum. Beklesene bir saniye. Hey, işe koyulun, ip atladığınızı görmek istiyorum. Tamamı yine dikkati dağıldı. Ver şu sosisi bana. Bu benim annem. Niye bu kadar beş parasızım? Bu da babam. Bırak onu. Asla olmaz. Bugün benim doğum günüm. Vay canına, bu benim için mi? Küçük kızım için her şeyin en iyisi. Yumuşacık, tam sarılmalık. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler babacığım. Sana bir şey daha aldım. Getirin içeri. Bak, senin için çok lezzetli bir pasta. Pastaya bayılırım. Kim bayılmaz ki, ama hepsi bu değil. Hediyeler. Daha bitmedi. Esas hediye için hazır mısın? Güzel bir şey. Getirin içeri. Vay canına. Biliyorum, kocaman bir şey. Bu nedir ki baba? Selam. Rum rum. Bu senin şoförün. Hadi bakalım. İkinci parti. Acaba annem neler planladı? Merhaba anne. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Sana bir şey aldım. Kendim sardım. Çorabımın diğer teki. Teşekkürler anne. Artık çift oldular. Pastanı da unutmadım tabii. Sen de al anneciğim. Sağ ol tatlım. Çok naziksin. Olmaz. İki yat ve bir de uçak istiyorum. Bay bay. Merhaba baba. Hey, yardım et. Seni kurtaracağım. İşte yakaladım. Az kalsın yeri boyluyordun. İyi misin? Hayatım gözlerimin önünden geçti bir an. Ne demek şu an ameliyatta? Bana şu an bir doktor lazım. Kızım az evvel travmatik bir şey yaşadı. Tıbbi yardıma ihtiyacım var. Bu insana hayatta neyin önemli olduğunu sorgulatıyor. Yardım için mi aradınız? Vay canına, ne güzel bir hizmet. Kızıma yardım etmeniz lazım. Tamam, şimdi çaresine bakarım. Kendimi daha iyi hisseder miyim? Şimdi seni rahatlatalım. Bu senin ateşini alacak. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Kızım iyi olacak mı? Çok korkuyorum. Işıktan uzak dur. Tamam mı tatlım? Tamam babacığım. Örgü örmek çok rahatlatıcı. Anne, yere düştüm. Eminim çok önemli değildir. Bir bakayım. Aa, olamaz. Bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Bu donmuş sebze torbası iş görür. Yaslan şöyle. Soğuk olabilir. İyi gelecek. Şimdi beklememiz lazım. Ben de bu arada örgümü bitireyim. Örgü göründüğünden daha zor bir şey. Tamam, şimdi şu morluğa bir bakalım. Bak, hemen yok olmuş. İşe yaradı. Bu sebzeleri de akşam yemeği için kullanabiliriz. Umarım acıkmışsındır. Hemen uyku zamanı mı geldi? Artık uyuman lazım tatlım. Hadi üstünü güzelce örtelim. İşte oldu. Tatlı rüyalar. Ama ben uyumak istemiyorum. Oyun oynamayı tercih ederim. Sonunda biraz dinlenebileceğim. Umarım televizyonda bir film vardır. Annemin hiç haberi olmayacak.
Kumanda çalışmıyor. Pili bitmiş. Tuhaf. Çok eğlenceli. Bu uyumaktan çok daha iyi. Burada neler oluyor bakayım? Bir şeyler doğru görünmüyor. Şöyle sessizce yaklaşayım. Sana uyumanı söylediğimi sanıyordum. Bu ne ya? Tuzağıma düştü. Bana bunu niye yapıyor ki? Bir dakika. Çok komikti. Gir hadi yatağına. Şunu da bana ver. Pillerini alıyorum. Senin şu an uyuman lazım. Artık saçmalık yok. Bu sadece bir şakaydı. Umarım şimdi televizyonu seyredebilirim. Bakalım neler varmış. Oo, bu güzele benziyor. Çok heyecanlı. Gözümü ayıramıyorum. Of, olamaz. Bu da nedir? Sadece bir balonmuş. Bir dakika. Bu şimdi nereden geldi ki? Ürkütücü bir durum. Demek bu da aptalca bir şaka. Seni kandırdım. Kabus görmeme sebep olacaksın. Seni yine kandırdığıma inanamıyorum. Gel bakalım buraya. Hadi seyredecek güzel bir şey bulalım. Yani korkunç olmayan bir şey. İyi uykular tatlım. Umarım tek boynuzlu atla paralı rüyalar görürsün. Tamam, artık uyuyabilirsin. İyi geceler baba. Şimdi hızlıca bir oyun oynayayım. Bu ses de nedir? Tüh ya. Dur bakalım şimdi. O telefonu ben alayım. İyi geceler. Devamını da alayım. Peki, fark etmeyeceğini sanmıştım. Biz de çocuk olduk. Bütün numaraları biliyorum. Bu haksızlık. Acaba bu ne işe yarıyor? Ben çağrıldım demek. Dile benden ne dilersen. İşte bu da hizmetinin karşılığı. Sizinle iş yapmak bir zevkti küçük hanım. Sen iyi misin tatlım? Hayır, bu göründüğü gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim. Seni daha önce de uyarmıştım. Ben buradan kaçar. Fena acıtmıştır. İyi oldu ona. Ve yakışıklı prens prensesi kurtarır. Sonra sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Bana biraz yardım edebilir misiniz? Merhaba anne. Okulda iyi vakit geçirdin mi? Bugün seni çok özledim. Şu pastalara bak. Sevdiğin bir şey var mı? Her tür pastam var. Anne, bir pasta alabilir miyim? Lütfen. Gerçekten güzel görünüyorlar. Onlara bayılacaksın. Çok tatlılar. Hadi hanımefendi, ufaklığa bir şey alın. Sadece bu kadar var. Hepsi bu mu? Üzgünüm. Ama bu yeterli değil. Lütfen hanımefendi. Şu yüze nasıl hayır diyebilir insan? Paranız sizde kalsın. Al bakalım. Anne bak. Çok üzgünüm tatlım. Baba. Selam. Belki ben yardımcı olabilirim. Sanırım bu yeterli olur. Bir çanta mı? Gerçekten mi? Peki, bir bakalım o zaman. Aman tanrım. Zengin oldum. Hepsini alın. Ben tatile gidiyorum. Kim dondurma istiyordu? Alın bakalım. Ay canına, ne güzel elbise. Keşke benim olsa. Merhaba tatlım, neler oluyor? Ben bu elbise istiyorum baba. Güzelmiş. Burada bekle. Bir fikrim var. Alo. Harika. Şimdi ne istiyor acaba? Alo. Kızım güzel bir elbise istiyor. Onu hemen hallet. Anladın mı? Tabii ki efendim. Vay canına. Şu elbiselere bak. Bir dön bakayım. Bunun renginden pek emin değilim. Bu olmaz. Elimde zevkine uygun bir şeyler olabilir. Bu pırıltılara ne dersin? Olmaz, bu benim tarzım değil. Bu yakışır ama. Hoşuma gitmedi. Hoşuna gidecek bir şeyler olmalı ama. İşte bu güzel.
Mükemmel oldu. Kendimi prenses gibi hissediyorum. Bay Canına harika. Yine başardın. Aa, kızımın kitap okuyuşuna bak. Bu elbise çirkin. Bay Canına elbise dediğin budur. Bunun içinde harika görünürüm. Anne, bu elbiseyi alabilir miyim? Ne kadarmış, bir elbise için mi bu? Ama çok güzel değil mi? Buna bütçemiz uygun değil. Başka bir şeyler düşünmem lazım. Belki bu elbiseyi kendim yapabilirim. Yani sonuçta modadan iyi anlayan biriyim ben. Şuraya bir kesik. Biraz bant. İşte gayet güzel görünüyor. Çok güzel olacağım. Şimdi de son dokunuşlar. İşte oldu. Ne düşünüyorsun? Bayıldım anne. Bu tam istediğim şey. Teşekkürler. Evde tıkılıp kaldın mı? İcatlar ihtiyaçtan doğar derler. Ve bu makyaj tüyoları oldukça iyi icatlar. Of ya, çok sıkıldım. Ne? Olamaz. Yapsam mı yapmasam mı? Yapacağım. Ne? Boş olmuş. Hiç param yok. Aa, şimdi ne olacak? İnternette gezinmeye devam. Yoruldum ama. Neyse, gidip uyusam iyi olur. Kaş konusu fena oldu ama. Belki de yapabileceğim bir şey vardır. Aa, bir saniye. Ya şöyle yapsam? Evet, sanırım gayet işe yarayacak. Şunu iyice sabunlayayım. Güzel, şimdi de kaşlarımı uygulayayım. Evet, güzelce şekil veriyor. Şimdi sıradakine geçeyim. Ay canına, çok iyi işe yaradı. Of, şuna bak. Kaşları müthiş görünüyor. Ben geldim. Okul için hazırım. Oo, ne kadar güzel. Vay canına. Kaşlarına bak. Pekala, kaşlarımı alsam iyi olacak. Tamam, bir tanesini aldım. Of ya, ne kadar güzel. Az kaldı. Sonra işim bitecek. Of, burası biraz ürkütücü. Belki de bunu yaptırmamalıyım. Sakin ol, her şey iyi olacak. Daha ne kadar sürer? Tamam, hepsi bitti işte. Oo, ne kadar havalı görünüyor. Evet, bunu kesinlikle yaptırabilirim. Cesur ol. Hey, sen ne arıyorsun burada? Bir saniyem. Koluma şunu yapabilir misiniz? Üzgünüm ama hayır. Hayır mı? Niye ki? Tabelalara bak. Yaşının 21 olması gerekiyor. Kusura bakma, kuralları ben koymuyorum. Peki o zaman gideyim bari. Evet, iyi fikir. Hey, sırada kim var? Bu haksızlık. Oraya giderek büyük cesaret göstermiştim. Şimdi makyajım da aktı. Bugün hayatımın en kötü günü. Bana nazik bile davranmadı. Ah, bunu aldığımı hatırlamıyorum. Bir dakika, sanırım bu işe yarayabilir. Önce bir şablon hazırlamalıyım. Tamam, şimdi kolumda olmasını istediğim yere koyuyorum. Şimdi sıra tutkalda. Fırçayla iyice yayayım. Tamam, şimdi sırada sim var. Her yeri iyice kaplanmalı.
Üstüne hafifçe vurayım ki pürüzsüz olsun. İşte bu kadar. Şimdi büyük an geldi. Çok sevimli. Fazla simidi üflerim. Vay canına, müthiş oldu. Kesinlikle bunun birkaç resmini çekmeliyim. Tabii ki bunu Instagram'a koyacağım. Ah, olamaz, annem geliyor. Şunu çıkarsan iyi olur. Of, çıkmıyor. Ah canım, bana bir iyilik yapıp etrafı toplar mısın? Tabii ki. Seni seviyorum anne. Ah, ucuz kurtuldum. Telefona kısaca bir bakayım. Aa, biri beni arıyor. Öyle tatlı ki. Telefonumu kucaklamak istiyorum. Tabii alabilirsin. Askılı siyah elbise değil mi? Aa, makyaj çantasını bırakmış. İşte bana bir fırsat. Hop, kaçayım. İşte orada. Aman tanrım, bir şey yapmalıyım. Nerede şu? Ah işte. Bu kesinlikle işe yarayacak. Tamam, dudaklarım iyi görünüyor. Saçlarımı da açıp sallayayım. Dudaklarıma yapıştı. Bilemiyorum. Belki de yeterli değildir. Acaba şunu da kullansam mı? Sanırım evet. Azıcık süreyim. Fırçayla dikkatlice yayayım. Tamam, şunu da kaldırayım. İşte bana fırsat. Amanın, bu ne güzellik. Evet, onu öpeceğim. Hey, durun hele. Makyaj malzemelerimi almışsın, gel buraya. Amanın, of. Kızlar bayağı ürkütücü olabiliyor. Arkadaşlar, makyaj yapmak çok eğlencelidir. Tamam, bitti. Vay canına, bu işte çok iyisin. Yaşasın, beğenmeni çok sevindim. Ben de senin saçını yapayım, ister misin? Sınıfta yanımda oturduğuna inanamadım. Çok heyecanlanmışsındır. Tabii aynı zamanda çok huzursuz oldum ve korktum da. Ah, olamaz, ben ne yaptım? Çok da uzun, beni asla affetmeyecek. O benim saçım mı? Ay, yanıp kopmuş. Bayılma sakın. Biraz kola iç, iyi gelir. Ay, çok üzgünüm. Dünyanın en kötü arkadaşıyım. Hey, sanırım saç kırmanın daha iyi bir yolunu biliyorum. Bu boş kola şişesi gerekli. Ve bir de maket bıçağım. Nefis dalgalar yapacağım. Neyse, dikkatli olmalıyım. Şuraya da. Neredeyse tamam, üstü de geliyor. Tamam, işte kullanıma hazır. Bu saçları nasıl kıvıracakmış? Güven bana, sadece saçın içine sokuyorum. Ve şimdi saç kurutma makinesini çalıştırıyorum. Gerçekten işe yarayacak mı acaba? Hem de nasıl? Gözlerine inanamayacaksın bak. Vay canına, saçlarıma bak, bukle bukle. İnanılmaz, bayıldım. Oh, neyse ki bu bir daha olmayacak. Çok sağ ol. Merhaba, lütfen ceketinizi oraya asın. İşte bu. Olamaz, bu korkunç. Ah, ellerim çok kuru. Ah, bu çok utanç verici. Ya bu akşam bana teklifte bulunursa?
kendimin böyle görünmesine izin veremem. Bu konuda bir şey yapmalıyım. Ah, eldivenler. En kolay çözüm. Buyurun, masanız orada. Çok huzursuzum. Hadi bakalım. Gelmişsin. Ah, çok güzel görünüyorsun. Sana bir içecek söyledim. Dur, eldiveni çıkarmana yardım edeyim. Yok, ellerim iyi. Böyle üşüdü de. Ama elini öpmek isterdim. Ah, olamaz. Eldiveni çıkardı. Aa, elinin nesi var böyle? Elini geri çek en iyisi. Ah, kafanı takma. Hepimizin kuru cilt sorunları olur. Hey, sanırım yardımcı olabilirim. Şuraya bak. Orada bir aloe vera var. İşe yarayacağını düşünüyor musun gerçekten? Pekala, sanırım deneyebilirim. Önce biraz aloe vera doğramalıyım. Sonra biraz bal ekleyeceğim. Bal da aloe vera da iyileştirici etkiye sahiptir. Onları karıştırmak için bir havan tokmağı kullanayım. Çok da hoş bir iz. Aloe vera'nın bütün yararlı özünü çıkarmalıyım. Şimdi ellerime sürmeye hazır. Aa, ellerim şimdi çok daha yumuşak. Elimi tekrar tutabilirsin. Memnuniyetle. Bir dakika, bir şey daha. Aman tanrım, tahmin ettiğim şey mi? Buralarda bir yerlerde olmalı. Ah, bayağı terledim de. Neyse, ikimizin de kendisini iyi hissetmesine sevindim. Bu güzellik tüyolarından hangisini denerdin bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.